Şimdi kayıttayım baba, söyle. Eğitim. İlk 3 tane sorunu söylüyorum abi. Eğitim, ekonomi, mülteci sorunu. Eğer ki şu an Türkiye'de topraklı, ben bu vatanın çocuğuyum, ben de doğuluyum. Türkiye topraklarında şu an 10 milyon tane Suriyeli var. Eyvallah. Mülteci var. Biz bu topraklarda mülteci istemiyoruz. Benim vatandaşım, benim halkım aç, susuz ya da ne bileyim yani çocuklarına hiçbir şey alamazken bu mülteciler, bu Suriyeliler bu ülkede rahat rahat gezip benim kardeşime, benim bacıma sarkıntılık yapabiliyorsa bunun tek sorumlusu AKP'dir. Ben şu an tek şey söylemek istiyorum. Bu ülke elbet kalkacak, ayağa kalkacak. Ne zaman bunlar gittikten sonra. Bizim oylarımızı da çaldır. Bakın ben Kılıçdaroğlu'nu seviyorum. Benim akrabamdır. Ben bir şey dedim. Ben de Tunceli'yim. Benim akrabamdır. Bizim sandıklarda oyumuz da çalındı. Gitmeyin. Bu ülkenin tek sorunu eğitimdir. Bizim çocuklarımızın okumasını istemiyorlar. Eğitimi istemiyorlar. Bu ülkeyi şu an Suriyeli, Suriye gibi iç savaşa sokmaya çalışıyorlar. Uyuşturucu. Çocuklarımıza bakın, İstanbul'a, büyük şehirlere gidin. Ben Ala'dayım. Ala'da bir sürü insan tanıyorum uyuşturucu batağında. Ya benim yani bizim çocuklarımız, gençlerimiz uyuşturucu batağında. Eğitim yok. Zaten istemedikleri tek şey yok. Eğitimi istemiyor bu adamlar. İstemiyorlar. Bu adamlar eğitimi istemiyor. Abi, İstemiyorlar çünkü eğitimli insan istemiyorlar. İstemiyorlar. Onlar kendileri gibi herkes cahil olsun düşünen istiyorlar. İnsan istemiyor. Biz, ben bu ülkede, ben doğulu olarak ben bu ülkede Suriyeli istemiyorum abi. Evet. Benim kızıma, bacıma, kardeşime yemin ediyorum Allah huzurunda bana denk gelmedi. İnşallah da gelmez. Sonu kötü. Ben istemiyorum bu topraklarda. Kendileri gibi onlar da Suriyeliler gibi bu ülkeden defolup gidecek, yargılanacaklarını bildikleri için korkuyorlar. Her şey ellerinde, adalet, her şey. Her şey ellerinde. Hakimi, savcısı, bilmem nesi. YSK. Bu seçimde böyle mi olacaktı? Bu seçimde gerçekleri söyleme. Kimse bana demesin. %49,5 oy alacak AKP, buna itiraz etmeyecek. İkinci turda bunların alayını def edeceğiz. Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunlar bıktık artık. 21 sene gerçekten bıktık. Ben şahsen kendim olarak istemiyorum. Daha bugün izlediğim videoları benim kanım donuyor ya. Ben doğuluyum. Ben de doğuluyum. Kim gelirse gelsin ama bunlar gitsin. Bunlar yargılansın. Onların çocukları saltanat içinde sarayda yaşarken benim halkım zulüm görüyor. Benim halkım cezaevlerinde, işte ben bir açıklama ben 3 sene 4 sene önce ben cezaydım. 4 sene önce 6 bin lira para ödedim hakaret. Bir daha yazarım. Önemli değil. Ama bunların, ben ölmeden bunların yargılanmasını istiyorum. Benim gençliğimi aldı. Ben 39 yaşındayım. 2000'de geldi bunlar. 99-2000 koalisyonla geldi. Ben bunları istemiyorum ya. Benim canıma yedi. Benim kimse Suriyeli de olsa, burada bir tane de çıksa ağzının üstüne vururum. Kimse benim toprağımda, benim vatanımda, benim bayrağımın altında kadınlara, kızlara video çekip işte laf atıp bir şey söyleyemez. Ya bu Suriyelilerden bizim çektiğimiz nedir ya? Mülteci istemiyoruz ya. Benim din kardeşim değil. Benim din kardeşim değil abi. Benim bunlar din kardeşim değil ya. Bakacak artık 21 senede bakacak. Gidin, gidin artık. Lütfen gidin. Bıktık, usandık. Gençler gelsin. Civa gibi çocuklar gelsin. Yazık ya. Gençler, bu topluma yazık yani. Ben geçen gün birisiyle konuştum. 7 yaşındaydım. Abla dedi 20 senedir. 27 yaşında. Yani böyle bir rezalet artık yok. Türkiye'de böyle görün artık. Görün lütfen gençler be. Görün artık. Yani saçma sapan şeylere inanıp da kafanızı bulandırmayın. Evet. Görün artık. Eyvallah. Lütfen. Siz değil mi hanımefendi? Yaşanmış şeyleri tekrardan yaşatmayın. Evet. Mantığı yok. Yaşatmayın yani. Eyvallah. Ne diyorsunuz bir genç olarak? Bir genç olarak yani ülkeyi dinin yönetmemesini istiyoruz. Evet. Fikirlerin yönetmesini istiyoruz. Bazı insanlara karşı böyle bir örnek olmasını istiyoruz. Yani yaşamımızın kurtulmasını istiyoruz açıkçası. Genç Eyvallah. Olarak biz de özgür olmak istiyoruz. Yani böyle bağlı olmak istemiyoruz bazı şeylere. Ekonomik özgürlük, düşünce özgürlüğü istiyoruz en basitinden. Eyvallah. Bu kadar. Siz diyeyim, bir sorum olacak. Zaten konu başlığımda oydu benim. Ülkemizde, günümüzde bu ülke halkının en çok ihtiyacı olan şeyler nelerdir hanımefendi?
Eğitim sisteminin düzelmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Başka? Baharlar gelsin istiyoruz artık. Başka hiçbir şey istemiyoruz gerçekten. Eyvallah. Sen ne diyorsun? Ekonominin düzelmesini istiyoruz abi. Ekonomi. Ondan sonra düşüncelerin gelişmesini istiyoruz abi. Hak, hukuk, adalet istiyoruz ülkede. Para! En çok ihtiyacımız olan geçim sıkıntımız var. Başka? Başka. Para istemiyorum Allah'a şükür. Devlet memuruyum da. Sağlık. Yani sağlık istiyoruz. Sağlıkçıların şiddetinin son vermesini istiyoruz bir sağlıkçı olarak. Doktorun hak ettiği değeri görmesini istiyorum. Öğretmenin. Öğretmenin keza. Hemşirenin. Hemşirenin. Hepsinin hak ettiği değeri görmesini istiyorum. Temennim bu şekilde. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Evet. Cebimizdeki parayı düşünmeden harcamak istiyoruz. Yumurta alırken düşünmek istemiyoruz. Bir yumurta 6 TL. Çocuğun sütü vesaire. Hayır, ben alıyorum ama askeri ücretle geçinen insanlara gerçekten üzülüyoruz. Hele kiradaysa. Hele ki kiradaysa. Allah yardımcıları olsun. Herkesin. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hak etmeyenler yani okullarda yani böyle hak etmeyenler için yani mesela nasıl diyeyim abi mesela bazı kişiler hak etmiyor ya şeyi böyle torpille geçiyorlar. Onların olmamasını istemiyoruz. Eyvallah anladım ben seni. Evet babacığım bekliyorum seni. Ben ayrı bir şeye değineceğim yani. Lütfen buyurun lütfen. Biz bu Cumhur İttifakı'nın oy oranı %40'ın altında olacak deniyor idi. 48-49,5 oy aldı. Ondan sonra hiç itiraz etmedi. Neden etmedi? Yarım puan almak için itiraz edebilirdi değil mi? Neden etmedi? Çünkü Millet İttifakı'nın oyları hep çalındı abi. Tamam mı? Çalındı. Bunu da hiçbir zaman şey yapamıyorlar. Üstünü örtüyorlar yani. Eyvallah. Bir hırsızlık olayı var vallahi. Aynen. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Seçim ortamında kim aramaydı? Hayır, depremde olmayanlar var abla. İnsanlar neye kızdı? Ben sana söyleyeyim mi? Bu seçim ortamında Kahramanmaraş'ta dedelerin ihmal edilmesi gerçekten bizi çok üzüyor. Hakkınız. Verebilirsin. İnsanlar neye kızdığını söyleyeyim mi ben sana? Ben şahsen yardım ettim. Helal olsun. Sen okul alırken, sen Kürtsün, seni okula alınmaya... Kardeşim, hayır bak şimdi bir dakika. Peki, sen milletvekili olacaksın. Ben kendi görüşümü bildiriyorum sana. APO'yu çıkaracağım diye hiç kimse bir şey söylemedi. Bak, ben siyaseti bu yaşımda tercih ediyorsam... APO'yu MAPO'yu çıkaran yok abi. Bir saniye, öyle bir şey destekliyorum. Hayır, Hüdapar ne diyor? Hüdapar kim? Hiçbir şeye desteklemiyor. Raptor Okan'ı. Raptor öldüren kim? Raptor öldüren kim? Hüdapar kim? Domuz kim olduğunu da biliyoruz. Gonca Küriş. Küriş mi? Evet, kendiniz bir dakika. Kendiniz gibi düşünmeyeni üniversite mezunu da olsa cahil olarak görüyoruz. Lan ben aşkım hiç bulamıyorum. Nasıl cahillik? Abla kimse nasıl konuşamıyorsun evladım? Sen yavrum sen bir dakika. Sen bir dakika. Anlımıza bak anlımız niye kalktı ya bizim? Siz burada düşüncelerinizi söyleyebiliyor musunuz? Ben söyleyebiliyorum. Demek ki her yerde belli değil. Demek ki özgürsün. Ben Cumhuriyet kadınıyım, Cumhuriyet kızıyım. Her yerde belli değil. Her yerde. Sen kendini burada söyleyebiliyor musun? Evet söylerim. Tamam. Demek ki özgürsün. Ben mi özgürüm? Tutuklanıyorlar ya. Ben 6 bin lira ceza ödedim 4 sene önce abla. 6 bin lira ceza. Sen haddini bileceksin. Ben Sapo'ya karşıyım. Bir sürü Suriyeli getirdi. Burası Suriye abi. Burası Suriye abi. Ben kendim Suriye abi. Kendim Suriye abi. Yarın öbür gün burası Araplarla, Suriyelilerle dolacak. Dinler dolumunu. Ben teröristlerin dışarı çıkarılmasına karşıyım. Çıkardı. Lütfen bilmeden konuşuyorsunuz. Yeter. Yeter biraz lütfen bakın yakın tarihe. Nereye gidiyorsun gel ya. Kaçtı gitti de yürü ama. Bak yemin ediyorum. Hüdapar terörist. Abi Hüdapar nasıl terörist değil bunlar. Abi adam Gaffar Okan'ı öldüren Hüdapar. Bunu dinleyin. Hüdapar'ın adamları. Abi bizi savunuyor biliyorum. Ama bak. Dedeleri dışarı çıkardı. Kesinlikle yalan. Biz 3 aydır büyük şehirde kalıyoruz. Bize çok iyi davranıyorlar.
Malatya Belediye Başkanı dedi ki bir tane depremzedeyi dışarı çıkardıklarını ispatlasınlar, istifa edeceğim dedi. Yalan söylüyorlar. Algı oluşturmaya çalışıyorlar. Çok iyi davranıyor CHP'li belediye. Hiç ayrım yapmadı. Hayır, ben de bir şey söylemek istiyorum. Ben Adıyaman'dan geliyorum, depremzedeyim. Adıyaman'da 3 gün boyunca su bile yoktu, su. Bırak ekipmanı, bırak AFAD'ı, su bile yoktu yani. Zaten Adıyaman'da elektrik ilk 3 hafta gelmedi. Biz telefonları... Biz de bırakıyoruz. Yeter abi, yeter. Yeter. Benim, ben mahallemde benim bacımı dışarıya çıkartamıyorum abi. Bunlar köşkten yiyor. Bunlar mülteci. Ben ne diyorum, ben ne diyorum? Ya ben diyorum mahallede ben abi, bacım. Abi kendi vatanını satan adama senin vatanına bir faydası olur mu ya? Savaştan karıştık adam ya. Doğru söylüyorsun. Bak abi, ben yanlış anlama. Mülteci dediğin nedir abi? Tamam mı? Kadın gelir, yaşlı gelir, çocuk gelir, eyvallah. Hepsi 18, 20, 25 yaşında savaştan, vatanını satan adamdan. Sen burada ne bekliyorsun? Adam diyor ben buradan gitsem. Benim vatanım bura abi. Onlar da... Savaşan askerdir. Bak abi, mülteci dediğin... Hayır, bir saniye. Yanlış bir şey var abi bak. Mülteci dediğin olay nedir biliyor musun? Savaştan kaçar, kadın gelir, çocuk gelir, yaşlı eyvallah gelir. Bunları başlar. Eyvallah. Elin kalkıp genci burada kendi vatanını savaş... satıp buraya adam geliyorsa, benim oradan argile içiyor halimde ya. O şerefsiz haindir. Ama o şerefsiz ha, ama benim benim değil ya, kardeşim değil abi. Ya sana benim... Bu adam, bu adam nasıl geri geliyor? Abi sen benimle muhatap ol, gel. Bak, sana saygımı bozmak istemiyorum. Ama bir dakika geçti. Gel, bayramlarda. Memleketinde bir gerekli olma. Tarafsız olma. Baba, tarafsız olmuyor. Tarafsız gerçekleri. Babacım, gerçekleri söylemekle mükellefim ben. Hayır. Yalan mı abi? Ama, tarafsız ol. İnsanlar şey yaptı. Yani salma yani. Ne yapıyorum ben baba? Taraf olma abicim. Babacım. Aynen. Ben orada ben sen medyaysan, evet, tarafsız olman gerekiyor. Evet. Kimse taraf değil burada, konuşuyoruz. Tamam, abi, konuş. Ben doğruyu söylüyorum. Ben sana bir şey, nerelisin bak, tamam, sen? Ben Ağrılıyım, doğruyum ben de. Ben de doğruyum, ben de konuşuyorum. Ben de doğruyum. Eyvallah, ben sana bir şey, konuşulan muhabbet ne biliyor musun? Mülteci olayım. Bak abicim, haklısın. Senin işini siniyor mu ya? Oranın tarafsız olması gerekiyor. Ha, o da tarafsız, hayır o gazeteci ya, adam. Şimdi tamam, bir şey soruyor, sana çeviriyor, buradan konuşuyor. O yapma abicim ya. O söylemiyor ki zaten, arkadan biri. Söylemem lazım, sen benim geldiklerini görmesi lazım. Ben de buradayım, ben de dinliyorum. Ben de dinliyorum. Ben en başından beri saatte olurum. Gözünü seveyim. Bak, vallahi billahi bıktık. Bıkmayan bir tane adam çıksın de kim? Ben Suriyelileri seviyorum. Benim din kardeşim desin ya. Onu alayım böyle tam ortada böyle. Abi. Benim bacıma sokakta, benim kardeşime bacıma hakaret edecek, video çekecek. Ya affeder, söyleyecek o kadar çok şey var. Otobüste ya. Ya bak söyleyemiyorum yani burada. Neler yapıyorlar ya? Tartışma abi, istemiyoruz abi. İstemiyoruz. Ben dinliyorum burada bir tane. Söyle abi. Onlar sarayında yatarken çadırda kalıyorlardı. Sokakta koskocaman sarayda bir yer açabilirlerdi, açmadılar. Kadınlar taciz edildi, hapishaneye girdiler, vermediler. Hiçbir zaman adalet edildi. Hiçbir zaman. O başta o fikri bulmaz. Ben her zaman Atatürk'e, Atatürk'e devam ederim. Yukarı kameraya bak. Ben Kılıçdaroğlu'na oy veriyorum.